Konuştuğumuz gibi ikinci dönemden itibaren Emre'yi yatılı okula veriyoruz, öyle değil mi tatlım? Yatılı okula mı? Öyle mi konuştuk? Aa tabii, hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bunu mu hatırlayacaksın? Senden çıktı bu fikir. Yani Emre'nin yatılı okulda okuması gerektiğini, disiplinli olmasını istediğini söylemiştin ya. Bilmem. Nasıl bilmem? El kadar çocuk yatılı okula verilir miymiş hiç? Makbule Hanım, çok oluyorsunuz ama. Üzerinize vazife olmayan şeylere burnunuzu sokmasanıza. Simge. Aslında haklıydın Hakan'cığım. Makbule Hanım'ı huzur evine yerleştirmene izin verecektim. Huzur evi mi? Evet. Kendi istemişti. Aslında sen de razı oldun. Ama benim içim el vermedi diye göndermedik. Engel oldum sana hayatım. Ama şimdi ne kadar haklı olduğunu görüyorum. Gitsin bence de. Bu kadar da fazla ama. Hayır Makbuş, gitme. Bizi bırakma. Ah canlarım. Bu kadın yalancının en önde gideni. Anneciğim, Nana bu eve 2 günlüğüne mi gelmişti? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gayet iyi hatırlıyorsun canım. Bana baksana, yalancı sensin asıl. 2 gün dedin, ne zamandır buradasın? Ama yarından sonra kapının önündesin, ona göre. Hayır, Nana hiçbir yere gitmeyecek. Gidecek işte. Kes. Sana ne ya, uyuz. Yarından sonra görürsünüz. Kızım, senin lazım ona göre. Emre, yapma ya. Emre. Emre, ben yaparım ha. Çocuklar, yapmayın. Of, yap. Yeter. Yeter, kesin artık. Hava almaya çıkıyorum ben. Sen git, ben de alırım. Allah'ım, neler oluyor bana? Kafam karma karışık. Ah, bir hatırlasam. Tüm bu olanlar doğru gelmiyor bana. Hakan Bey. Siz de nereden çıktınız? Belki bu size yardımcı olur. Hadi ama biraz karanlık olun. Nana baksana ya. Lütfen tatlım, sakin ol. Yarın bu nikah olacak ve Simge ile aldığımız tüm kararlar uygulanacak. Aşkım, seni çok seviyorum. Canım babacığım. Hayır daha, yeter artık. İnanamıyorum ya, of. Canım babam benim. Yeter ya, yeter.